önce rüyada görmemizin sebebi ne? Güzel yüzüm, nur yüzüm, sen özel bir insan olabilirsin. Belki Allah sana bunu özel vermiş olabilir. Her insanda olmaz o. Bazen oluyor. O da sende olumlu etki yapmış benim gördüğüm. Maneviyatlı bir kız olduğunu anlaşılıyor. Bir de çok güzel bir insansın. Çok çok hoş, güzel bir kızsın. İnşallah Allah Kur'an'a sıkı sıkı sarılmanı, Kur'an'ı akıllı bir şekilde en girift yönleriyle, detaylarıyla mükemmel yaşaman Allah nasip etsin. Belki de yaşıyorsun ama ben tanımadığım için dua edebilirim. Ama bir fevkadelik oldu anlaşılıyor. Olaylar olmadan önce rüyada görmesinin sebebi kader. Kaderin varlığını Allah gösteriyor. Ben akrabalarımda gördüm. Bazı kişilerden de duymuştum. Kendimde olan bir işte üniversite imtihanım vardı o gün. Ben bilmiyordum üniversite imtihanı olduğunu o gün. Rüyamda üniversite imtihanına girdim sabah. Kalktım. Bir konuşuyorlardı, baktım üniversite imtihanından falan bahsediliyor. Bayağı da zorlandım, yani gıcık olmuştum üniversite imtihanı. İşte zor yetişiyorum bilmem ne falan böyle. Bu çok şaşırtıcı gelmişti bana. Bir o var. Öbürü o kadar şey değil, fulyo. Yani bir deprem gördüm rüyamda. Sabah kalktığımda deprem oldu ama çok şey, küçük bir şeydi, 4 küsürdü. 4 küsür rastlanan bir deprem, yani sık rastlanan bir şey. Ama yine de harika yani, şaşırtıcı. Benim en hayret ettiğim o kuştur, benim o şey, evin camına çarpıp 2 kere çarpan. Yani birinci çarpmada ölmemesi mucize. İkinci çarpmada ölmesi de ayrıca bir mucize. Kapıyı açtığımda açın o içeri girmek istiyor dedim. Uçup gelip içeri girdi, o da bir mucize. Cennette de böyle olacak dedim. Ciktin cevap verdi böyle. Sen gel gel, sen benim yanıma gelmek istiyorsun, anladın mı? Tin 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 hoplayarak L biçimindeki koltuk, yani ferah 20 kişi vardı. Tin 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 hoplaya hoplaya geldi 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 geldi, kafamın üstüne bir çıktı. Tüylerim diken diken oldu böyle, acayip tatlı. Yani belli belirsiz ya, kafan kaşınıyor gibi oldu. Yani o nasıl bir ağırlıktır, ben bunu da anlamadım yani. Ya 50 gram bile olsa bu kadar olmaz. Yani 50 gram bir ağırlığı var. 50 gram gibi dedi. Yani tüy gibi ya, çok hafif. Baktım gitmiyor, kafamda duruyor. Hadi hadi sen git dedim, sen sonra yine gelirsin dedim. Onun için pırt uçtu böyle, biraz ilerledi koltukta. Hadi hadi sen git git dedim, ilerledi ilerledi. Koltuğun o L'nin ikinci L kısmına geldi, durdu. Baktım gitmeye niyeti yok. Çünkü bayağı harika bir durum. Hafifçe poposuna vurdum böyle alttan. Hadi hadi sen git, sonra yine gelirsin dedim. Pırırır diye uçtu. Kapıda böyle bir mermer heykel var avucunda, meşale gibi kap tutan bir çocuk heykeli. Geldi onun üstüne kondu. Çocuklar biraz ekmek verdiler yerde. Ya dedim onun derdi yemek falan değil, yemez o dedim. Hakikaten yemedi, baktı, yemedi. Hadi hadi sen git dedim. Öyle deyince pırr uçtu gitti. Mesela benim gördüğüm en harika olay o. Bir de şu karıncaların benim banyoyu basması. Ya kardeşim, yani ferah 2 milyon vardı yani, 2-2,5 milyon. Ya simsiyah oldu duvar yani. Elime yüzüme konanlar, uçanlar. Yani ben böyle bir şey görmedim. Böyle simsiyah banyonun duvarı. Her yer karınca dolu. Ya ne yapsak acaba falan, içeriye gittim söyledim ya, bu kadar çok karınca dolmuş dedim. Bana bir, oradan bir dişi karınca getirin dedim, ben söyleyeyim. Gitmezlerse ilaç yaparız dedim. Dedim ki, o dişi karınca getirdi bir tane şeyle, kanatlı. Ben şahidim. Ha, evet. Bak dedim, şimdi arkadaşlarına ilaç yapacağız gitmezsen dedim, başka türlü çare yok. Ya elektrik süpürgesiyle falan temizlememiz gerekecek. Bu facia dedim, böyle bir şey olmasın. Sen arkadaşlarına söyle, o geldiğiniz yerden geri gidin dedim. Bak size de 15 dakika müsaade ediyorum dedim. İçeri gittik, oturduk. Ya bir geldim, aa şu kadar falan bir şey kalmış. Yani 15-20 tane kalmış. Evet. O da baktı ki daha dakikada tam dolmamış. Yani 15 dakika.
Ya o kadar karınca, hepsi oradan geri çıktı ya. Çok acayip bir olay bu yani, çok çok acayip. Aslında bu bir çok çok büyük harika. Ama hiç bana yine normal geliyor. Yani en fazla bir 15-20 dakika bekledik. Fazla bir şey beklemedik. Evet. O kadar karınca aynı yerden nasıl çıkıp gidiyor ya? Çok şaşırtıcı ya. Maşallah. Hızır'ın talebesi olmak için de dua edin. İnşallah. Sırf İsa Mesih ve Mehdi'nin değil de, çünkü benim gördüğüm Hızır da niyetli. İnşallah. Yani gördüğüm değil de tahmin ediyorum. Çünkü o hakikaten önemli. İnşallah. Evet. Nasıl farkına varacaksın? Varır mısın? Allah'ım varım. Yok, varamam. Farkına varmazsın. Bu şeyi anlatmıştınız. Kanuni Sultan Süleyman'la olan olayı sandalda. Tabii sandalda beraber. Aslında onun doğru şekli şöyle. Adam iniyor, gidiyor. Ondan sonra söylüyor şey Hızır. Yani kaybolması, kaybolma değil de yani şey sandaldan inip gittikten sonra söylüyor. Evet. Ama orada en dikkat çekişi yüzüğü alıyor, tutuyor eliyle gösterterek böyle. Atıyor, şak diye suyun içine batıyor, düşüyor yüzük, gidiyor. Yani çok kıymetli bir yüzük. Yani böyle anormal bir şey yaptı zannediyor. Yani münasebetsiz bir şey yapıldı diye düşünüyor. Ama yanında da hocası olduğu için saygıda kutluyor. Bayağı bir sessizlik oluyor yani. Yani bir nezaketsizlik gibi görüyorlar. Anormal bir şey yapıldı gibi görüyor. Gidiyorlar ama tabii yanındaki de şeyh efendi olduğu için adam iniyor, bir yerde indiriyorlar adamı, gidiyor. Ama şimdi bak gitmeden önceki olay, o çok önemli. Atıyor, attıktan sonra, nasıl da hatırlat bakayım. Sonra, niye şaşırıyor Kanuni Sultan Süleyman? Daha hayır, sonra bir hapşu alıyor. Değil. Ben anlattıklarımı siz herhalde enseden dinliyorsunuz. İlk anlattığım şekliyle bir anlatın bakayım bir zaman mı? Ooo siz spordan... İlk anlattığım şekli aklınızda olan var mı? Ben anlatayım mı? Bir aklımda kaldığı kadarıyla. Senin dışında kimse olmaması facia. Yüzüğü denize atıyor. Ne? Yüzüğü denize atıyor. Bir nezaketsizlik olarak görüyor etrafındakiler demiştiniz ama hocası yanında olduğu için demiştim değil bak onu şu an dedim. Evet. Sonra o yüzüğü sahile vardıklarında bir avuç su alıyor, uzatıyor. O suyun içerisinde yüzük de var. Evet. Hayır. Yani direkt veriyor yüzüğü. Yani tam doğrusu o şekildedir. İneceği vakit suyla alakası yok. Eline yüzüğü geri veriyor. Sonra hocası Hazreti Hızır olduğunu söylüyor. Evet. Öyle bir şey olmaz. O yanlış aktarmışlar. Yani adam kayboldu diyor şeyde. Kaybolma çok aklına ihtiyarını alır. Öyle bir şey olmaz. Evet. Atıyor yüzüğü. Yani atıyor avucu boş kalıyor. Yüzük düşüyor yani suyun içine düşüyor. Gidiyorlar. Tam ineceği vakit yüzüğü eline veriyor yeniden şeyin kanunun eline veriyor yüzüğü. Bu gösterdiğiniz eski heykellerde kabartmalarda Hazreti Hızır bazen bir kuşbaşı oluyor, balık vücudu oluyor. O zaman da mı anlamıyorlar acaba? Yani aklın ihtiyarı kaldırmaz mı o şekilde? O devlet toplantılarına geliş şekli o oradaki. Evet. Yani devlet yıkılırken devlet kurulurken geliş şeklidir o. Evet.
Yani o tören kıyafeti o geliş şekli. Yoksa öbür türlü farkına varmazlar. Yani onun anlatımının doğru şekli avucundan su alma diyeyim. Öyle bir şey diyeyim. Yanlış o. Beraber biniyorlar böyle düzgün, güzel bir insan. O yüzüğü çok beğendim diyor. Böyle hoşuna gidiyor. Yüzüğünü çıkarıyor karnı. Buyurun yakından bakın efendim diyor. Bakıyor. Aa ne kadar güzelmiş diyor. Gözünün önünde böyle kaldırıp atıyor birden. Şıp diyor. Suyun içine düşüyor bayağı bildiğin. Sonra beni indirin diyor. Geliyor. Tam inecekken yüzüğü veriyor eline. İniyor. O da bir mana veremiyor yani. Ama birden konuyu başka yere getiriyor. Diyor ki hani Hızır'ı görecektik diyor. Sen diyor Hızır kendini gösteriyor diyor, sen farkına varamıyorsun diyor. Ya hakikaten fevkalelik var. Orada anlaması lazım. Onu muhtemelen illüzyon gibi gördü o. Yani bir sihirbazlık gibi görmüştür o. Alelade o görmüş. Yani önemli bir konu olarak hiç görmemiş. Kaybolma diye bir şey yok. Yanlış aktarıyorlar. Kaybolur mu öyle bir şey olsa? Aklın ihtiyarı kalkar yani. Yani ya oradan yani sorar mı öyle ondan sonra diye ki işte ya bu adam kim falan derdi yani çok fevkalelik var. Bu nasıl oldu kayboldu? Onlar hiç ilgilenmiyor konuşmada. Konuşmanın yanlış aktarıldığı oradan anlaşılıyor. Ben doğrusunu öğrendim. Doğrusu bu. İnşallah. İnşallah. Evet dinliyorum.